İstanbul'un simge yapılarından biri olan Kapalı Çarşı'da geçen yıl başlayan restorasyon çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan Kapalı Çarşı'daki restorasyon çalışmalarını ziyaret etti ve Turan çarşının restorasyonunun 6 ay içerisinde biteceğini söyledi. Ya Ahmet abi söyle bana söyle. Kablolar, boyası silinmiş duvarlar, klimalar hepsi Kapalı Çarşı'daki restorasyonla tarih oluyor. İstanbul'un simge yapılarından tarihi Kapalı Çarşı bir yıldır restorasyonda. Çalışmalarda artık sona gelindi. Bir yıldır inşaatı başladı. Normal süresi 2 yıldı ama 6 ay geriye çektik. 6. ayın sonunda inşallah çarşı bitmiş olacak. Depreme karşı beden duvarları sağlamlaştırılırken sel baskınına karşı da altyapı çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 4000 dükkan, 65 sokak, 22 kapı ve 14 ağına ev sahipliği yapan tarihi yapı yenilenmiş hali için gün sayıyor. Çarşıdaki çatlaklar, kılcal çatlaklar var tabii beden duvarlarında, burası önemli bir yapı. Onlar güçlendirmeler devam ediyor, yapılıyor şu anda. Ve bütün çarşının kalem işleri, ki tavanları şu anda kalem işleri yenileniyor. 560 yıllık tarihi Kapalı Çarşı'nın restorasyonu neredeyse tamamlandı. Geriye kalem işi kaldı. O kalem işini ise çoğunluğu kadınlardan oluşan kalemkarlar yapıyor. Çarşıdaki dükkanlara da yeni düzenleme geliyor. Restorasyon sonunda tüm dükkanlar tek tip cephe ve tabelalara sahip olacak. Dükkan dışında satılacak eşyalara da sınır getirilecek. En çok tartışılan ve görüntü kirliliğine neden olan kablolar ve klimalarsa tek bir noktada toplanacak. Baspar denilen sistemle görünmez hale getirilecek. Yine çarşıda yıllar içerisinde oluşan elektrik, telefon kabloları, onlar çok çarşıya kötü bir görüntü veriyordu. Yeni bir teknolojiyle, baspar sistemiyle bunlar hepsi bir kanal içerisinde toplanmış oluyor. Bir yıldır tüm hızıyla devam eden restorasyon çalışmalarının 2022 yılının Haziran ayında bitmesi planlanıyor.